Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin İnşallah bu akşam Risale-i Nurlardan sözlerden birkaç şer okuyacağız. Evet. Risale-i Nur'lar evet Kur'an'ın boğazındaki bir mucize-i manevi ise iman Kur'an'a hakikatlerini bize izah eden Risale-i Nur'lar. İşte Risale-i bunun üstadımız kendinin ilmi karihasının olmadığını, kendi ilmiyle yazmadığını Risale-i Nur'larda birkaç yerlerde böyle veciz bir şekilde ifade ediyor. Ey nefsim diyor 18. sözde. Ey nefsim diyor üzüm ağacına benzersin. fakirlenme. Salkımları o ağaç takmamış. Başkası onları ona takmış. Yani ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım diyor. Kur'an ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım. Yine başka yerde meydana istifadeye vaz edilen eserler mirimalıdır. Yani Kur'an-ı Hakim'in hakaikından telemmu etmiş şualardır. Hiç kimse enesiyle temellük edemez, sahiplenemez. İşte sözler, evet, Risale-i Nurlar, güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler. Kur'an hakimin hakikından telemmu etmiş şualar, lemalar, pırıltılardır diyor. Kendine vermiyor üstadımız. Hatta Risale-i Nur, Risale-i Nur'un mesaili meseleleri ilim ile, fikir ile, niyet ile kasti bir ihtiyar ile değil, ekseriyet ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor diyor. Kalbe gelen ilhaman neticesinde. Evet, işte Risale-i Nur bu dünyada manevi bir cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Risale-i Nur bu dünyada manevi bir cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Hatta Risale-i Nur diyor Üstadımız, risale Nur bu aslı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mucize-i Kur'aniyedir diyor. Halbuki etrafında 5-6 kişi var. Taraz altında. Bir mahalleden bir mahalleye girilmesine izin verilmiyor. Matbaa yok, yazıcısı yok. Fakat üstadımız öyle diyor. Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mucize-i Kur'aniyedir diyor. Hakikaten bunun müşahhas örneklerini bu asırda görüyoruz dünyanın birçok yerlerinde 40 dile çevrilmiş, dünyanın bütün devletlerinde Risale-i Nur'lar okunuyor, yazılıyor. İşte Risale-i Nur hakikatlerine bu zamanda gıdaya ihtiyaç gibi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı onu tevakkufta bıraktırmayacak, işlettirecek inşallah diyor. Yani gıdaya ihtiyaç gibi bir ihtiyaç var. Yani mide nasıl bir gıda istediği gibi kalp, ruh, göz, kulak, ağız gibi insanın letaif ve duyguları da rezzak hakikiden rızıklarını isterler. Neden? Yani zira vücut sadece aleme cismaniye münhasır değildir. İnsanın maddi yapısı yanında manevi yapısı da vardır. Değil mi? Maddi yapımız her gün havaya, her an havaya, suya, gıdaya ihtiyacımız olduğu gibi manevi bünyemizde kalbimiz, ruhumuz, aklımızın da gıdaya ihtiyaçları var. İşte Üstadımız, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma da iman zevki veriyor. Kimler? Sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar. İşte nurlarla ya okumak veyahut okutmak veya yazmak suretiyle meşguliyet kalbe ferah, ruha rahat, rızka sıhhat veriyor, bereket veriyor. Onun için Risale-i Nur sair kitaplar, ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letaif insaniyenin de kuvvet ve nurlarıdır. İman da hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam da kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. İşte böyle iman Kur'an hakikatlerini, Allah'ın varlığını, birliğini bize anlatan bu gibi eserleri bu acip asırda, fırtınalı asırda hareketli bir asrın evladına, gencine, insanına, seri üst olan hareketli bir asrın evladına, bu o gibi hakikatleri sunmak için 87 küsur ömrü hayatında dünya zevki namına bir şey tatmayan, bütün ömrü hayatı harp meydanlarında, esaret zindanlarında, tarassut altında geçen o aziz üstadımız yapılan iftiralarla, hilelerle, desiselerle çıkarıldığı mahkemede hakimi ne yapmak istiyorsun? Vazifen nedir, davan nedir, gayen nedir dediği zaman bir tek gayen vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda bol şevik başkuşların seslerini işliyoruz. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendine bağlıyor. Ben bütün kuvvetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Sizden bir şey istediğim yok. El birliğiyle, komünistlikle, dinsizlikle, sefahetle, ahlaksızlıkla zehirlenen gençlerin ıslahına, memleketin imanına hizmet edeyim diyor. Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse hakikati Kur'an'a feda olan bu başı, zındıkaya ve küfrü mutlaka emem ve bu hizmet Nuriye'den ve Kur'aniye'den vazgeçmem ve geçemem. Risale-i Nur'un selametine ve şerefine binler şahsiyelemler, tahkirler görsem yine müftehirane şükretmek Nur'dan aldığım dersin muktezasıdır. O cihette bana acımayınız diyor. Yani bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a dolayısıyla Nur şakitlerini şahs-ı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi. Hatta bir yerde ben sizin hatırınız için her birinizden 10 derece daha ziyade zahmet çektiğim halde hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Siz de haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, üstadımız olan şakirtlerin şahsı manevisi namına istiyorum diyor. Kendim için değil. Şakirtlerin şahsı manevisi namına istiyorum diyor. Yani etrafında toplandığımız hizmeti Kur'an'ye en iyi kabul etmiyor, nahni istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Çünkü tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlı irşadı bize kafirdir diyor. Kafidir. İşte Risale-i Nur'un da özetlersek bize verdiği ders de bir hakikatı ihlas. iki terki enaniyet. Üç daima kendini kusurlu bilmek. Dört potfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahs manevisini ehli imana gösteriyoruz. Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahs manevisini ehli imana insanlığa gösteriyoruz. İşte Risale-i Nur talebe, Risale-i Nur şakirtlerinin, evet Risale-i Nur talebelerinin hizmetinde bugün iman Kur'an hakikatlerinde derinlemesine böyle hizmet şekli vardı. Risale-i Nur şakitleri Kur'an'ın hesabına vazifeder olduklarından inşallah bu gibi hizmetlerinde riya olmaz. Çünkü şöhret de aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insana apt ve köle yapar. Allah o bir şeylerden bizleri muhafaza eylesin. Evet kısa bir yer bu var burada. Arabi fıkranın tercümesi. Yani güya çiçek açmış her bir ağaç güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki o kaside Fatır-ı Zülcelal'in medahi bakiresini inşa edip şairane lisan hal ile söylüyor. Veyahut o çiçek açmış her bir ağaç binler bakar ve baktırır gözlerini açmış ta Sani Zülcelal'in neşir ve teşhir olunan acayip bir sanatını bir iki gözle değil belki binler gözlerle baksın. Ta ehli dikkati öyle baktırsın. Veyahut o çiçek açan her bir ağaç, umimi bayram olan baharın içindeki husisi bayramında ve resmi geçit misal bir anda yeşillenmiş azalarını en süslü müzeyyenatla süslemiş. Ta ki onun sultanı ı Zülcelali ona ihsan ettiği hedayayı ve ve asar-ı nuraniyesini müşahede etsin. Hem meşeri sanat ilahiye olan zeminin yüzünde ve bahar mevsiminde murassat rahmetini enzar halka teşhir etsin ve şecerin o ağacın hikmet ilkatini, yaratılış hikmetini beşere ilan etsin. İncecik dallarında ne kadar mühim hazineler bulunduğunu ve ihsanat rahmaniyenin meyvelerinde ne derece mühim defineler var olduğunu göstermekle kemal kudreti ilahiyi göstersin. Yani çiçek, böcek, kelebek, ağaç, Hepsi birer ilanname, birer kaside, birer ayet, birer bürhan. Üstadımız öyle diyor. El hasıl diyor yüzü acayip bir sanata bir meşer. Garayi bir mahlukata bir mahşer. Evet, kafile-i mevcudata bir memer ve sufufu ibadına bir mescit olan şu zeminimiz küçüklüğüyle beraber kainatın kalbi hükmünde olduğundan kainat kadar nuru vaktaniyeti gösteriyor. Allah'ın birliğini gösteriyor. İşte şu zemin bahçesindeki bütün o süsü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleri ilan ediyorlar ki biz bir tek saniye hakimin sanatından birer mucizesi ve birer harikasıyız. Vaktaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Kimler diyor? Çiçekler, böcekler, kelebekler, ağaçtaki yapraklar, denizdeki balıklar, havada uçan kuşlar değil mi? Tatlıcı sinek dediğimiz, bal fabrikası dediğimiz arılar. İşte bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek öyle manidar, ilahi manzum bir kasideciktir ki, Hadsiz zişurlar onu kemali lezzetle mütalaa ederler. Ve öyle bir mucize-i kudrettir ve ilanname hikmettir ki saniyin sanatını nihayetsiz ehli takdire takdim eder. Akıl sahiplerine, şuur sahiplerine Rabbimizin sanatının mükemmelliğini takdim ediyorlar. Rabbimiz de hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahade etmek ve kendi cilveyi esmasının güzelliklerini ayneciklerde serveder serdetmek isteyen Fatır-ı Zülcelal'in nazar-ı şuhuduna görünmek en büyük bir netice hilkattir, bir yaratılış neticesidir. Rabbimiz mevcudada taktığı o sanatı ı ilan etmek yaratılışın en büyük bir yaratılışın gayesidir yani değil mi? Demek her şey güya hakem zülcelal zemin meşerinde teşri ettiği antika ve acı eserlerine binler gözlerle bakmak istiyor. Yani kendi cemalini iki vecihle bakmak. Biri kendi dekayık aşina nazarıyla bakmak. Biri de istisan eden o bakan zişurların nazarıyla bakmak ister. İşte onun için demek her şey hayatıyla vücuduyla saniyen mucizat kudretini ve asar sanatını teşhir edip Sultan Zülcelen nazarına arz etmek en büyük bir netice hilkattir. Demek her bir şeyde doğrudan doğruya bir bürhan vaktaniyettir ve marifeti ilahiyenin penceresidir. Şu kainatın lambası olan güneşte kainat sahibinin vücuduna ve vaktitine güneş gibi parlak, nurani bir penceredir. Demek kalpte ebedül abata açıl, müteveci açılmış bir penceredir. O da bir penceredir. İşte sübhaneke ma arafnake hakka marifetike senin tarif edicilerin, masnuattaki mucizelerindir. Dedi masnuattaki, evet masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafzı mücessem olmasın ve Sani Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Her bir masnuat, her bir eseri samedani bir mektup gibi sani Zülcelal'in çok esmasını okutturur. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. O isimlerin, sıfatların sahibini bulursun. O nakışlardan. Öyle de her bir nakış, her bir sanat, o gizli zatın birer ilan namesidir, birer hatemidir, mührüdür. Veya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaçtaki nakkaşının medihlerini tegani eden manzum bir kasidedir. İşte tevhid sahibi, ehli iman sahibi, ehl-i tevhidleri de her şeyi Cenab-ı Hakk'a isnad etmekle beraber her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat gafleti nehyeder. Cenab-ı Hak cümlemize o Cenab-ı Hak antika sanatların üzerine tecelli eden Esma-i İlahi'yi tefekkür ederek Rabbimizi tanımayı bizlere nasip eylesin inşallah. Evet şurada bir pencere daha var. Bir şu pencereye bakalım. Hmm. 29. pencere ve imin şeyin illa yusebi o bir ham diyor ve imin şeyin illa yusebi o yani gökte yerde ne varsa Cenab-ı Hakı tesbih eder Cenab-ı Hakı tesbih etmen hiçbir şey yoktur diyor tesbih yani Allah'ın sanatındaki kusursuzluğu, noksansızlığı, eksiksizliği haykırıyor böyle değil mi? Tesbih ediyor. O bir pencerede var. Evet her bir nebatın çiçek açması zamanında, sümbül vermesi anında manevi tekellümleri yengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Değil mi? O çiçek gül açıldığı zaman o kadar hoş, letafet bir durum kesbediyor ki Allah'ın Rabbimizin sanatını bize lisan haliyle bizlere gösterir. Tesbihat yapıyor işte. En mükemmel bir şekilde Ahsen İhtar'ı yaratılmış. İşte tesbih. İşte Malik-i mülk Zülcelal ve ikramın barigay merhametine en latif bir tesbihi en bir şevk içinde, gül gibi en latif bir tarza, gül gibi en latif bir şeyde takdim etmektir. Değil mi? Açılmış gül, öter bülbül, yüzünde var zarif bir tül. O güzel masumatın üzerindeki o ülfet, adet perdesini kaldırabilirsek, o tesbihleri, güzellikleri bize görünür yani değil mi? Zaten insanın vazife asliyesinden biri de külli şuuruyla, külli şuur nazarıyla masnuatın tesbihatını müşahade etmek. Vazife asliyedendir bu yani. Yani mütefekkirane ve ciddi bir surede ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan tespihatını bir keşfeder ve görür. Ciddi bir surette ibadet eden, tefekkür eden değil mi? Rabbimin şu kainattaki tekfini ayetlerini böyle temaşa eden o tesbihleri görebilir, okuyabilir. Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cin sarı çiçekleri der hatır ettirdi, hatırıma getirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise, ve kimin nakşi ise elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mühr-i rahmanidir şu envai nakışlarla manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saninin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür, şu sahra ve ova bir mektubu rahmani hayatını şeklini aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki her bir şey bir mührü rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halikına isnat eder. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencereyi tevhittir ki bütün eşyayı bir vahide ehade mal eder. Demek her bir şeyde hususan zih hayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle maniden nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şey icat edemez. İşte ey gafil şu kainatın yüzüne bak ki birbiri içinde atsız mektubat-ı samadani hükmünde olan sahâif-i mevcudat, ve her bir mektup üstünde hadsiz sikey tevhid mühürleriyle temhir edilmiş, mühürlenmiş bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim teksip edebilir, yalanlayabilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağıyla hangisini dinlesen eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. On pencere Tüsebbihu lehü semavatü ve seb'u vel erdu ve men fîhinne Ve imin şey'in illa yüsebbihu bi hamdi sırrınca Sani Zülcelal semavatın ecramına, tavanına O kadar hikmetler, manalar takmış ki Güya celal ve cemalin ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle süslendirdiği gibi cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, ra'atlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor konuşturuyor ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebata denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemal sanatını kainata gösteriyor. Öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intihak edip konuşturup yine kemal sanatını ve cemal rahmetini ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tokumcuklar kelimeleriyle konuşturup ki sanatını ve kemal rubbiyetini ehli şura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimatı tesbihe içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarz ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Allah'ın varlığına, birliğine, sanatının mükemmelliyetine, rububiyetine, çiçekler, böcekler, nebatat, hayvanat nasıl şehadet ediyor? Onun varlığını, birliğini nasıl gösteriyor, şehadet ediyor bileceğiz. Evet her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile saniyelerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet her bir nebatın çiçek açması zamanında, sümbül vermesi anında, tebessüm kârane, manevi tekellümleri konuşmaları engamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatı ile hikmetini gösteren o nizam bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. İlmi gösteren bir mizan içindedir. Yani demek en kainattaki intizamı kainat vaktaniyetin Allah'ın birliğinin en büyük delilleridir intizamı kainat. İşte bütün mahlukata müşahade edilen ölçülü düzgünlükler nizamlı, intizamlı, ihatalı bir ilme şehadet eder. İlme şehadet eder. Yunus Emre diyor ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü. Yaradılmışı hoş gör yaradandan ötürü. Ben yürürüm yan eyane ya ne. aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane gel gör beni aşkın eyledi diye bu konudaki hissiyatını. Yani ilim ilim bilmektir. İlim kendini kendini bir oku diyor değil mi? Sadım ey dünya perest ve hayatı dünyeviye aşık ve sırrı ah seni takvimden gafil olan insan sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydelerine bak kemal hikmet içinde kemal-i kudreti gör bütün zerrat-ı vücudunla bütün hüceyratı ı bedeniyenle, bütün kainata ilan edip bağır ilan et ki benim Rabbi Rahim olan Kadiri Külli şey beni dahi men şeyim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucize ne yapmış? Kulağımı takmış. Gözümü açmış. Sineme öyle bir kalp, kafama öyle bir dima bir beyin, ağzıma öyle bir dil koymuş ki Sübhanemen tahayyere fîsin ıhıl ukul. Tesbih ederiz o zatı ki yaptığı işlerde akıl hayrettedir. Ya, şair de öyle diyor, hayretlenirim. Hayreti tarif ne mümkün. Hayret ile hayret veririm hayrete tekrar. Ey varlığı var, var eden var. Yok, yok sana yok demek ne düş var. Varlığım Halik'imin varlığına şahittir başka bir hanı kavi var ise de zaittir diye bu konudaki hissiyatını ifade ediyor. Evet, bil müşade ilmi gösteren bir mizan içindedir. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar hücreatı bedeninde da seyyaratın burçta o kadar bir nizam var ki zerre miktar şirkin müdahalesi olamazdır üstadımız zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Evet ve o mizan ise mehareti sanatı gösteren bir nakşi sanat içindedir. Ve o nakşi sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içine bulunan şu manidar keyfiyetler, öyle bir lisan-ı şehadettir ki hem Sani Zülcemal'in esmasıyla tarif eder, hem efsafıyla tafsif eder, hem cilve esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve tearrufünü yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani Zülcelal'in bu vücudu vücudunu ve vahdetin ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan, ve zişuur denilebilir mi? Şimdi gel, gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. Bu ifade diğer dini kitaplarda, akaid kitaplarında, kelam kitabı bulunmaz yani. Bir Risale-i Nur'a böyle bir ağaca dikkatle bak. Ben bir rastlamadım hiçbir şekilde bilmiyorum artık. Ağaca bak diyor, lisana. Şimdi gel bir ağaca dikkatle bak demek bir taklidi iş olsun diye bakmak var. Bir de dikkatle bakmak var. Üstadımız geçiyor zaten şeylerde. Yani çiçekten, ağaçtan diyor neden çok bahsediyorsun? Üstadınla erdense. Neden çok misalleri çiçekten, çekirdekten, meyveden getiriyorsun? El cevap. Çünkü onlar hem mucizat kudretin en antikaları, en harikaları en nazenler hem ehli dalalet ve ehli tabiat, ehli felsefe onlarda kalemi kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıklarından tabiat bataklığına düşmüşlerdir ve orada boğulmuşlardır. Çiçekte, çekirdekte, ağaçta, meyvede boğulmuş. Biz çekirdekten bahsedelim. Ağaçtan yani üstadımız bir çekirdek diyor bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden evamir tekfiniyenin küçük bir mücessemi hükmündedir. Yani evamir tekni şu kainata nasıl bir adetullah, sünnetullah kanunları var ise o çekirdekte de o koca ağacın programları yüksekliği, meyvenin şekli, tadı, şusu, bu hepsi yalı. Yani bir çekirdek, bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden evamiri tekvinin küçük bir mücessemi hükmündedir diyor. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kadere ağaç kudretle harca tece, tecelli eder, tecessüm eder diyor. Yani demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatıyla çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Belki çekirdekteki nakşi kader olan manevi ağaç, bağdaki nesci kudret olan mücessem ağaçtan daha aciptir. Hilkat-ı alem, hilkat-ı insandan, hilkat-ı insan, hilkat-ı alemden daha aciptir diyor. İşte bir incir çekirdeğinden, koca bir incir ağacına, ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Yani çekirdeği yapan onun üstünde ağacı o yapar. Ağacı yapan onun üstüne meyveler dahi o icat eder. Değil mi? İşte ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasısı neticesi gelecek bir ağaçtır. Öyle de şu hayatın gayesi ve neticesi hayatı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de o hayatı veren zatı hayukayuma kayyuma karşı şükür ve ibadet, hamd ve muhabbettir. Bizim zişur olarak, zi insan olarak Rabbimize karşı meyvemiz, istihsalimiz, ürettiğimiz meyvemiz, hediyemiz değil mi? Şükür ve ibadet, hamd ve muhabbettir. Demek bu şükür ve ibadet, hamd ve muhabbet hayatın meyvesi olduğu gibi de kainatın da ille-i Şükür evet. ver. Onun için Sadıbine şuaların bir yerinde çünkü diyorum mevcudatın icadındaki en mühim makasıdır Rabbaniye. Kendinizi yişurlara tanıttırmak, sevdirmek, methusenasını ettirmek ve minnettarlıklarını, şükrünü, hamdini, ibadetini, muhabbetini kendine celbetmektir. Bir yerden bir yere giderken bir hediye alıyoruz, götürüyoruz dostumuza, eşimize, tanıma. E iyisinden seçiyoruz değil mi? verse bir meyve alsan, çürü verse koyma dersin şöyle. En iyisini götürmeye çalış. Eğer bizim hayat sahibi olarak hayatımızın meyve, Rabbimize takdim ettiğimiz bu şükür ve hamdler, muhabbetler, ibadetler de nasıl olması lazım değil mi? İşte üstadımız yine bir yerde diyor. Halbuki en yüksek mertebe ise Ubudiyet Muhammediyedir ki Mahbubiyet unvanı ile tabir edilir. İbadetin de esasları bir niyaz, şükür, kuşu, tasarru, aç, fakr halktan istinadciyet ile o makama erişilebilir. Mahbubiyet makamına erişilebilir. Halktan istinad edeceksin. Rabbine karşı adzine fakrın, şükrünü göreceksin. Dua ederken, niyaz ederken, tazarru ederken, işten yalnız ihlasla değil mi? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. kesret etme ve fazla muvaffakiyet ile değildir diyor değil mi? İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadet yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet gaye ibadete illet gibi o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler müreci olabilir fakat illet olamazdır. Medar necat ve halas yalnız ihlastır diyor üstad. Bizim böyle geçmişte bir Hafız Kamil diye bir abimiz vardı orman köylü. Hafız İstanbul'larda şeylerde oturmuş. Sonra bazı dünya işlerine dalmış. 10 sene sonra Hal Camii'nde tekrar böyle geldi, aynı şekilde mukabele okudu. Çok güzel bir kıraatı vardı, dinleme gidiyorduk yani. O böyle çocukluk hatıranı anlatıyor da, iki arkadaşına bile bir Ramazan günü mukabele olmak için kırklar eline gitmişler. E tabi bunun sesi güzel, okuyuşu güzel, kıraatı güzel, e cemaati de tıklım tıklım. Suyduyuyor ki onun arkadaşının cemaatinde de kimse yok. Biraz sesi böyle cezbedici bir şekilde olmadığı için ya bu üzülüyordur, ediyor gidip onu bir teselli edeyim diyor. Gidiyor camisine. Şu bu derken ya diyor üzülme diyor. Senin dedi benim gibi diyor. Cemaatin olur diyor. İleride ümitsizliğe düşme. Yok diyor ümitsizliğe düş, sıkıntıya düştüm yok. Allah'ın melekleriyle caminin direkleri bana yeter diyor. İhlası nasıl gösteriyor yani? İşte iş burada. Burayı yakaladın mı İş bitti. Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Öyle diyor üstadım. Evvela rıza ilahi, iltifat rahmani ve kabul rabbani öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve his, onu onun bir zerre hükmündedir diyor bak. Ey nefis! Eğer takva ve ameli salih ile razı ettiysen halkın rıza tahsil üzüm yoktur. Yani teveccüh nas istenilmez. Belki verilir. Verilse de onunla hoşlanmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya gider. İşte şöhret de aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insana alt ve köle yapar. Yani Maliki hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna sebep olur. Allah'ı düşünmeyen esbaba perestiş eder. Halklara oturuş karane, riyakarane vaziyet alır. Yani o sana misaller Allah önünde secdeye gitmeyen, rüküye gitmeyen başlar. Zavallı insanların karşısında iki müklüm oluyorlar. Haşa beni sen yarattın diyor. Şuydu, buydu bir hayal. Yani o sanem misaller prestijkarların eve satlana hoş görünmek ve gö görmek riyakerani bir gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet alıyorlar. İbadet Allah'a yapılır ya. İnsanlara eğilir mi iki müklüm? Ya, onun için üstadımız ne diyor bak? Ben bir ücret, bir mükafat istemiyorum çünkü onlar kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Onun için kabrin arkası için çalışınız diyor. Hakiki lezzet oradadır diyor. Nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Kabrin arkası için çalışınız. Yani şunun manası bunu üstadımız mesleğinde geçiyor. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Yani bu dünyada yaptığın eser öbür tarafa böyle gitmemişse, bir karşılığını görmeyeceksen bu dünyada bıraktığına kıymet ver. Aklı başında olan insan da diyor ne dünya umurundan işine kazandığına mesur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Neden? Çünkü bu dünya ideniye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki aklı başında insanları işba etsin, tatmin etsin, maksudu bizzat olsun. Onun için dünyadan ahirete hayırlı ameller taşı, karıncadan ibret al, yazdan hazırla kışı. Kış geldikten sonra bir hazırlık yapamazsın. Her taraf kar, buz şey değil mi? İşte ihtiyarlık kışı da senin başına gelmeden böyle? gözün görürken, belin tutarken, ayakları yürürken yapacağını yap. Sonra dersin ki eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviye sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet. Şu güzel ana hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar. Gider hakikatini iyi anlamak lazım. İşte şimdi gel, Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle o tatlı rüzgarın esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanı ile ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve mehareti nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoşlatmaklar içinde birer mucize kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir saniye hakim, kerim, rahim, muhsin, mün'im, mücemmil, mufaldilin vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemal rahmetini ve kemal rubbiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh zemindeki bütün ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilsen yusebbihu lillahi ma fis semavat ve ma fil ard hazinesinde ne kadar güzel ceferler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey inan körlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil. Bu derece insanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir kerim-i zülcemal tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli, gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükut etmez.'' Mevcudat susmaz. Vahtaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. Subhaneke, alemulene illa ma allamtena. inneke entel alimul hakim. Ve hu dava hu hamdulillahi rabbil alemin el Fatiha. Değerli izleyenler. Nur'un sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.